Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız buna şükür iyiyiz. Allah'ım bundan geri koymasın. Bugün sizinle poğaça yapacağım canlarım. Ama bugün normal poğaça yapmayacağım. Hem muzlu, hem çilekli, hem de çoğu krem var içinde. İnşallah severek ve beğenerek gidersiniz. Şöyle küçük küçük keseceğim. Bir paket bu mülyeformlu canlarım. Şöyle küçük küçük beze yapacağım. Hepsini aynı hizada. Canlarım şöyle bir paketten 11 tane bezem çıktı. Şimdi yapımına geçiyorum. Canlarım size bir anımı anlatayım şimdi. Şimdi ben eşimle tanıştım. Tabii ilk başlarda ben istemedim de bırakmadı peşimi. Aradan 2 ay geçtikten sonra işte iş yeri kapandı, işsiz kaldı. Eşim dedi ki yavrum dedi. Zaten dedi çalışıyorum dedi, görüşemiyorum dedi. Annesiyle de haberi varmıştı, söylemişti zaten annesiyle. Biz dedi seni isteyelim dedi. Ben de dedim ki ama dedim şu anda dedim işin yok dedim, annem dedim beni sana vermez dedim. Anne olarak haklıydı yani, o da haklıydı. Yok dedi. Olsun biz gene de gelip şansımızı deneyelim dedi. Ben de tamam gelin o zaman dedim. Ben anam biliyorum vermez. Neyse geldiler. Annem dedi ki ben anneme de söylemiştim zaten işsiz olduğunu. Annem dedi ki vermem dedi. İş bulsun dedi, kapıma dedi öyle gelsin dedi. Neyse geldiler. Annem dedi ki şöyle ya şey kaynanama. Kaynanama annem abla derdi. Abla dedi senin dedi oğlun dedi iş yokmuş dedi. Ben de kızımı dedi veremem dedi. İşi bulsun dedi gelsin kapıma dedi. Ondan sonra bakarız dedi, araştırırız dedi. Eğer dedi bize göre uygunsa dedi veririz dedi. Neyse. Tabii kaynanam bir şey diyemedi. Ne desin kardeşim? O da hak veriyor anam aslında. Ama benim şimdi canım sağ olsun eşim durmuyor. Bir an önce evlenek yuvamızı bırak diyor. Neyse. Şimdi bunlar gitti. Ben anama yalvarmaya başladım. Ana dedim iş bulur ne olacak dedim. Bir şey olmaz bir şey olmaz dedim. Evlenek dedim. Hayırlısıyla iyi iş de bulur dedim. Bana Nuh dedi peygamber demedi. Neyse ben anama her gün diyorum tabii ana ver ana ver. Anam yok diyor. Ben sonunda bir gün oturdum dedim ama. Ana dedim ister iş bulsun dediğim ister bulmasın dedim. Ben dedim onun başkasıyla evlenmem dedim. Bu kadar dedi çok mu seviyorsun dedi. Seviyorum dedim. Ben dedim şimdiye kadar dedim senin kapına dedim getirdin mi kimseyi dedim. Yok dedi. O zaman vereceğin ana dedim. Ve dedim senin kapından dedim. Vermesen bile başkasını almam dedim kalırım dedim. Beni dedim telli duvaklı gelin et bu evden dedim. Neyse ondan sonra bir baktım anamın gözleri doldu. Tamam dedi. Veriyorum dedi. Ondan sonra ben eşimi aradım tabii söyledim. Onlar da çok sevindi. Bir gün sonra geldiler. İstediler. Sözümüz takıldı. Ondan sonra ben şöyle bir düşündüm. Ben zaten fabrikada çalışıyordum o zamanlar. Patronuma söyledim. Abi böyle böyle işim ben dedim nişanlımı dedim. İşe ihtiyacı var dedim. Biz de nişanlanacağız dedim. Para gerek dedim. Tamam dedi. Yanında işe girdi canlarım.
Zaten bizim 3 ay içinde düğünümüz oldu. Biz fazla beklemedik öyle. Benim yanımda çalıştı 3 ay. Ondan sonra evlendiğimizde beraber çalışıyorduk zaten. Evlendikten 1 ay sonra... Pardon, 2 ay sonra ikimiz de çıktık. O başka bir iş buldu çok şükür. Zaten bir yanıma geçici olarak getirmiştim. Çünkü benim eşim tekstilden hiç anlamıyordu. Öylelikle evlendik canlarım çok şükür yuvamızı da vurduk. Ben hiç evlenmeyi düşünmüyordum zaten. O yüzden geç evlendim. Ben evlendiğimde 30 yaşında sözlenmiştim. 3 ay sonra da 31 yaşına girmiştim zaten. 31 yaşında evlendim canlar. Kısmet öyleymiş, ne desen boş. Allah'ım kısmet etmeseydi gene olmazdı. Cenab-ı Allah'ım yazmış, saati vakti var. Sen istediğin kadar evlenmem de Allah karşısında öyle birini çıkarıyor ki ben hiç düşünmüyordum bile. Aklım ucudan bile geçmiyordu. Şimdi etrafıma bakıyordum bazen. Evli ben arkadaşlarım da vardı benim. Mesela dışarıdaki arkadaşlarım da vardı. Mahalleden. Şöyle bakıyordum. Evlenmiş şikayetçi. Tabii mutlu olanlar da vardı da. Evlenip şikayet edenler duyunca evlilikten de soğuyordum. O günden bugüne 13 yıl bitti çok şükür. 14'ten 3 ay geçti canlarım. Canlarım şöyle yumurta kırdım. 2 tane. Fazla gelir de ikinci tepsime de süreceğim. Şöyle. Canlarım bitti hepsini sürdüm. Susam ekleyip fırına vereceğim. Ben 230 dakikada, pardon 230 derecede 30 dakika pişireceğim canlarım. Sizin fırınınız farklılık gösterebilir. Yaparsanız kontrol edersiniz fırınınızı. 600 pişireceğim. Evet canım. Canlarım tarifimi dener beğenirsiniz inşallah. Yapanların eline sağlık, afiyet olsun. Canlarım poğaçalarım bitti. Şöyle. Şöyle. İnşallah dener ve beğenirsiniz tarifimi canlarım. Yaparsanız elinize sağlık, afiyet olsun şimdiden. Canlarım bugünlük de bu kadardı. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.